Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Evet. Arkadaşlar, Bedir Savaşı'ndan sonra söylemiştik, Bedir Savaşı bölgedeki dengeleri bir anda değiştirdi. Müslümanlar lehine değiştirdi. Ama bu lehte olmak demek mutlak manada hakimiyeti o bölgede tesis etme anlamına gelmiyor tabii. Bir tehdit de oluşturuyor, bir tehlike de arz ediyor. Yani şöyle diyelim, eğer Bedir Savaşı'nda galip olmasaydı Müslümanlar sessiz sakin orada seride, yani daha önce Yesrib neyse onun gibi muamele görebilirdin orada. Ama çok ciddi bir başarı olunca ortada, gözle görülür bir şey var. Yani sen Kureyş'i sarsmışsın o günkü sözü, o meşhur sözle. Yani Kureyş'in ciğerparelerini mahvetmiş, bitirmişsin. Ve Kureyş'in o bölgedeki, yani Arap Yarımadası'ndaki bütün itibarını ayaklar altına almışsın. Bu insanlarda bir korku da oluşturuyor. Korkunun belli bir seviyesi var, bir kıvamı vardır. Yani toplumsal korkuyla kişisel korku birbirine çok benzer, kitlesel korkuyla. Korku bir kıvama kadar insanı şiddete sevk eder, tetikte tutar, teyakkuz hali verir insana. Ama bir seviyeden sonra da itaate sevk eder. Yani eğer birini veya bir kitleyi korkutacaksan tam korkutacaksın. Yani yarım yamalak korku daha da muhatabı şey yapabilir, yani saldırgan hale getirebilir yani. Şimdi Bedir şöyle öyle ilk, yani birinci derecede bir korku oluşturmuştu yani. İşte bu ilk defa Beni Süleym, o bölgenin en büyük kabilelerinden bir tanesi Beni Süleym. Yahudilerle çok sağlam ilişkileri olan kabileler. Bunlar da böyle bir hareketlilik başladı. Beni Süleym'in önemli bir tarafı da arkadaşlar, çok kabile, şimdi kabile, Beni Süleym kabilenin adı ama diğer kabilelerden farkı, mesela Kinanelerden falan farkı, Beni Süleym'in farklı bölgelerde kolları var. Yani o coğrafyaya böyle serpme kahvaltı gibi saçılmış gibi bir hali var yani. Ha, tamam mı? Böyle çeşitli yerlerine. İşte bu Beni Süleym'in arkadaşlar kabilesinde bir hareketlilik oldu. Bu değişik bir şey. فَلَمَّا قَدْ işte bu hareketlilik olunca Allah Resulü de tedbir için aşağı yukarı bir 200 kişilik bir müfrezeyle ani bir, hızlı bir şekilde hareket etti. Ve Beni Süleym'in işte önemli bölgelerinden birisine yürüdü. Evet. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ الْمَد۪ينَةَ Peygamber Efendimiz Medine'ye döndü Bedir'den. لَمْ يَقُمْ بِهَا اِلَّا سَبْعَ لَيَالٍ 7 gece yakaldı yakalmadı. Hatta غَزَى بِنَفْسِهِ Ta ki kendisi içinde bulunduğu, bizzat içinde bulunduğu şekilde yürüydü. Beni Süleym ve Beni Süleym'i kastederek. فَبَلَغَ مَاً مِنْ مِيَاهِهِمْ Onların o Küdür suyu deniliyor ya. Küdür suyu. Kuyu bu. Onların bulunduğu o kuyu lardan birine gitti. يُقَالُ لُهُ الْكُدُر Küdür deniliyor. فَاقَامَ عَلَيْهِ ثَلَاسَ لَيَالٍ Orada 3 gece kaldı. ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمَد۪ينَةِ Sonra Medine'ye döndü. وَلَمْ يَلْقَ شَيْدًا Herhangi bir şey görmedi orada. 500 develik bir ganimete sahip oldu. Yani 500 develik bir ganimetle döndü. فَاقَامَ بِهَا بَقِيَّةِ شَوَّالُ وَذَا الْقَعْدَ Şevvali ve Zülkade'de de kaldı. وَاَفْتَى ف۪ي اِقَامَتِهِ تِلْكَ Yani o bu ikametinde oralarda Allah Resulü o 200 müfrezeyle bir boy gösterdi, tabir yerindeyse. Bir gövde gösterisi yaptı. O oradaki o seferlerinde, bu müfrezeyle yapmış olduğu seferde efta fidye aldı. Cüllel üsara min Kureyş. Yani Kureyş esirlerinden daha fazla. Yani Kureyş esirleriyle elde edilen gelirden daha fazlasını şeyde aldı. Esirlerin birçok kısmı için. Esirlerden birçoğundan fazla yani. Efte cüllel üsara min Kureyş. Kureyş esirlerinden daha fazla, daha çok. Cülle izafetle birlikte ondan daha çok. İzafe edildiği şeyle birlikte yani. Anlaşıldı mı? Yani Kureyş esirleriyle elde edilen paradan daha fazlasını burada elde etti. Zaten bu iş böyledir. Yani genelde güç katlanarak gelişen
bir şeydir yani. Bedir'deki galibiyetin sonuçları hemen kendini göstermeye başladı. Ama bu tabii Beni Süleym'i daha da azdırdı. Beni Süleym içerisinde bu sefer gerçekten ciddi bir ordu toplama girişimi oluştu. Bu arkadaşlar genelde bazı siyer kitapları yanlış bir şekilde Galip bin Abdullah el-Leysi bunu şu bahsetmiş olduğum şu şeyi Galip bin Abdullah el-Leysi gazvesi olarak ifade ediyorlar, isimlendiriyorlar. Bu doğru değil. Zaten Resulullah'ın içinde bulunmuş olduğu bir gazve bir isme nispet edilerek ifade edilmez. Karıştırılıyor bu. Galip bin Abdullah el-Leysi seferi arkadaşlar onun çıkmış olduğu o müfrezeyle çıktığı, Medine'den çıktığı sefer bu değil. Bu sonradan bir daha böyle bir Beni Süleym cephesinde bir hareketlilik oluşunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Galip bin Abdullah'ı gönderdi. O da aynı ganimetlerle döndü. Anlatabildim mi? Adam yani bir toplanma var. Yani bir hareketlilik var. Allah Resulü istihbaratı alır almaz hemen bir grup oluşturup oraya yönlendiriyor yani o bölgeye. Medine'ye karşı kurulabilecek her türlü komployu doğmadan boğuyor yani. Gazvetü's-Sevik, sümme gade Ebu Sufyan bin Harp Gazvetü's-Sevik. Sonra meşhur Gazvetü's-Sevik gerçekleşti. Bu zaten arkadaşlar çok meşhurdur. Sevik denilmesinin sebebini sonunda zikredecek, hiç girmeyeyim. Zaten metin gayet güzel anlatıyor, şeye girmeyelim yani. Yani ön anlatıma gerek yok. Sümme gaza Ebu Sufyan bin Harp Gazvetü's-Sevik fi Zilhicce, Zilhicce ayında Sevik gazvesine kalkıştı. Ve velâ tilkel haccete yani Zilhicce'nin içerisinde geri döndü. El müşrikûni min tilke sene. Bu senenin Zilhicce'sinde müşrikler geri döndüler. Yani müşriklerin arkadaşlar Bedir'deki işte o şey mübadelesi yani esir esaret bedelleri, fidyelerinin verilip alınması ta Zilhicce'ye kadar sürdü yani. Aşağı yukarı 3 ay ediyor değil mi? 3,5-4 ay ediyor hatta. Ramazan'da olduğuna göre Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce 4 ay ediyor. Yani Ramazan'ın 17'si olduğuna göre 3 ay ediyor diyelim. Yani Bedir'den oraya dönmeleri o kadar bir zaman aldı. Fekâne Ebu Süfyan hîne racâ ilâ Mekke. Ebu Süfyan da kafilesiyle Mekke'ye dönünce varacağı fellu Kureyş min Bedir. Bedir'in kalıntıları da geriye dönünce. Bu fellu kelimesi aşağıda söylüyor. El münhezimun. Fellu kelimesini tam da anlamı şey demek. Yani savaştan şey kalanlar. Yani savaşta hezimete uğramış kalıntılar. Yani mağlup devrik lider. Mağlup ordu anlamına geliyor. İşte bu Kureyş'in geri kalan o mağlup kısmı da geri dönünce nezara ella yemesse ra'sehu ma'un min cenabetin cenabetten yıkanmamak üzere bir nezirde bulunuyor bu Süfyan. Böyle bir nezir var. Böyle bir tarzları var yani Arapların arkadaşlar. Bu arada cenabetten yıkanma da var. Onu da bu arada görmüş oluyoruz yani cahiliyede. Cahiliye ile ilgili daha önce bir ders yapmıştık ama cahiliye bildiğimiz gibi bir şey değil değil mi? Yani cahiliyede ibadetler, ondan sonra bazı muamele, İslam'a geçişte bu kadar, bu denli köklü geçiş olan birkaç konu var. Yoksa ıslah edilerek bir dönüşme gerçekleşiyor yani. Islahatçı bir dönüşüm gerçekleşiyor. Hatta Yahuzu ve Muhammed'den ta ki Muhammed Aleyhisselam'la gaza edene kadar yıkanmayacağım diyor. Fakaraca fîmiyeti rakibin min Kureyş. Kureyş'ten 200 biniciyle birlikte liyeberre bi yeminihi sırf yemininden şey olması için yola çıkıyor. Yani yeminden hanis olmamak için bu yemini bu pis bitli bir şekilde gezemeyecek bir şey yapması lazım. Feseleke en-Necdiye işte o Necd tepesinden yürüdü. Hatta nezele bi sadri kanaatin ilel cebelin işte o çukur vadinin en alt kısmından o kanaldan yürüyerek kanalın ortasından şeye doğru, dağa doğru yürüdü. Yukalluhu Seyb tepesine doğru yürüdü. Minel medineti ala beridin ev nahvihi. Yani bir berit veya bir beride yakın bir Medine'ye yakın bir tepenin orada durdu. Evet. Seyb tepesi. Bir beridin ölçüsü neydi?
yani 4 fersah. Aşağı yukarı 20 kilometre. Bir fersah da 5 kilometre olduğuna göre 20 kilometre falan yani. 20 kilometre yakınında durdu. Çok yaklaşamaz zaten. Tümme karaca minel leyli. Sonra gece çıktı. Hatta ete beni nadir tahtel leyl. Beni nazır mahallesine girdi gizli bir şekilde kendisi geceleyin. Fe ete Huyey bin Aktab. Fadaraba aleyhi bâbehu. Huyey bin Aktab'ın evine geldi. Kapısını çaldı. Fe ebe en yefte aleyhi bâbehu ve khâfehu. Korktu, açmadı yani. Biri görür ondan sonra başım belaya girer diye. Fansarafe ile Selame bin Mişkem. Bunun evine gitti. Ve kâne seyyidü beni nazir. Beni nazirin seyyidiydi bu. Fî zemânihi dâlike o dönemler. Ve sahibi kenzihim ve onların aynı zamanda kasadarıydı. Yani bir sigorta gibi bir fonları var bunların. Zor zamanlarda kullanılmak üzere herkesin belli bir düzenle, belli bir periyotla para aktardıkları bir havuzları var. Bu ona şey yapıyordu yani, veznedarlık yapıyordu bu adam. Feste edene ve izin istedi. Fe edine lehu. Ona izin verdi. Fakarahu ve sakahu. Onu yedirdi, içirdi. Evet. Karahu ad'amahu'l kura. Evet. Ve huve tahamu zayb. Bir misafir yemeği bu. O anlama geliyor yani. Ve batane lehu min haberin nas. Sonra ona insanlardan haber talep etti. O da haber verdi ona. Evet. Yani bütün sırları ifşa etmesini istedi. Sümme kharece fi akabi leyletihi. Ertesi gece çıktı. Hatta ete ashabuhu. Ordusunun yanına döndü. Feba'ate ricalen min Kureyş. Ve Kureyş'ten ilel Medine. Bir grubu, o ordunun içerisinden bir grubu Medine'ye gönderdi. 20 kilometre mesafe vardı ya. Evet. Fe'etev nahiyeten minha yukalu lehe Urayza. Urayza denilen bir bölgeye gönderdi. Feharrigu fi asvarin min naklin biha. O Medinelilerin hurmalıklarından olan bir şeyi, bahçeyi, bölgeyi, yani hurma ağaçlarının toplamının olduğu yere deniliyor yani. Hurma bağı diyelim buna. Hurma bağı. Bir hurma bağına gönderdi. Bevecedu biha raculen minel ensar ve halifen lehu fi harsin lehuma. Bir ensardan bir kişi ve ensarın halife olan bir kabileden. Yani ensarın veya o kişinin veyahut da o ensarların kabile olarak halife olan birini gördüler orada. Ha? Evet. Fakateluhuma thumma sarafu raci'in. Onları öldürdüler, sonra döndüler. Ve nedir abihimin nas ve böylelikle insanlara haber verdi. Yani bunu haber verdi insanlara. Ve nedir abihim ennasu, belki de şöyle insanlar haber verdiler. Yani Medine'de bu haber duyuldu yani bir şekilde. Fakaraca Resulullah fi talebihim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları aramak için, onları takip etmek için çıktı. وَاِسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَد۪ينَةِ Beşir bin Abdülmünzir, Beşir bin Abdülmünzir'i yerine tayin etti. Hatta belaga Karkara el-Küdri. Burası arkadaşlar bir kuyu bölgesi. Buraya geldi. سُمَّنْ صَرَفَ رَاجِعًا Sonra döndü. وَقَدْ فَاتَهُ Ebu Sufyan ve ashabu. Ebu Sufyan ve arkadaşlarını kaçırmış bir vaziyette döndü. وَقَدْ رَأَوْ اَزْوَادًا مِنْ اَزْوَادِ الْقَوْمِ Sonra kavmin o erzaklarından bir grup erzak gördüler. Kattarahu fil harsi, yani yürüdükleri arsaya atmış oldukları halde gördüler o şeyleri, erzakları. Yetekavvefune min halin necai, yetekaffefune pardon. Hafiflemek için, yani yürürken hızlı yürüyebilmek için erzaklarını atıyorlardı yani ellerinden. İşte bu sevik dediğimiz şey arkadaşlar kavrulmuş un demek aslında. Yani sevik yapmışlar erzak için. Bu sefer yüklerini hafifletmek için de atıyorlar. Bir taraftan gidiyorlar, bir taraftan da atıyorlar. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ رَجَعَ بِهِمْ رَزُورُ O yüzden bir şey kaldı buranın adı yani. Gazvetü Sevik. Müslümanlar dönünce sahabe Resulullah diyor ki ya Resulullah اَتَدْمَعُ لَنَا اَنْ تَكُونَ غَزْوَةً Yani bunun gazve olmasını istiyor muydun? Yani veya bunun gazve olarak sayacak mıyız? Bunu da gazve sayıyor muyuz? Gazi miyiz yani? Kale nam veyahut da ya Resulallah sen buradan bir gazve mi murat ediyordun yoksa gerçekten bunları kovalamak mıydı?
senin normalde muradın neydi yani? Bu şekilde de bir anlam çıkabilir. Evet, Gazvetu Zi Umar. فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ مِنْ غَزْوَةِ السَّوِيقِ اَقَامَ بِالْمَد۪ينَةِ بَقِيَّةِ ذِلْحِجَّةِ اَوْ قَرِيبًا مِنْهَا ذِلْحِجَّةِ biraz daha yakın bir süre kaldı. ثُمَّ غَدَى نَجْدًا sonra Necd'e gaza etti. يُرِيدُ غَتَفَان bu sefer de ikinci büyük ordusu arkadaşlar. Kinane, Gatafan bunlar büyük kabileler. Bunlar arkadaşlar Gatafan mesela Bizans'ın tampon devleti olma özelliği taşıyor. Yani dünyanın büyük devletleriyle de ilişkileri olan bir kabile burası. Önemli bir kabile. Zumar denilen yerde Gatafan'la karşılaştığı Medine'yi Hazreti Osman'ı bıraktı yerine Resulullah. Feakame bi Necdin safaran küllehu ev kariben midelke. Sefer ayının tamamını orada Necd'de geçirdi. Necd çölleriyle meşhur bir bölge. Çok böyle yaşamın çok az daha az nispeten daha az olduğu bir yer. Sümme raca ilel medinete ve lem yaka keyden felebite biya şehra Rabi'el evvel küllehu. Yani Rabi'el evvelin tamamını şeyde kaldı. Yani bir şey görünmedi herhangi bir. Bunlar zaten arkadaşlar bir istihbaratla gidiliyor. Belki de Medine'den böyle bir ordu hareket edince tam da maksat hasıl oluyor. Bu tehlike, tehdit ortadan kaldırılmış oluyor yani. Veyahut da illa kalilen minhu veya az bir zaman kadar şeyde kaldı yani. Evet. Sümme gaza Resulullah yuridu Kureyşen. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'i kastederek gazvetu furu' min Bahran. Bir de Bahran'a yönelik yapılmış bir gazveti var. Gazbe var. Burada Kureyş'i kastetti. Hatta belaga Bahran. Bahran denilen bölgeye geldi. Madenen bil Hicaz min nahiyetil furu'. Furu' nahiyeti. Yani o Hicaz'ın madeni diye tabir edilen bir yer burası. İşte bu Kureyş'e karşı yapılmış Kureyş kervanlarına yönelik bir gazve deniliyor. Veya bu arkadaşlar Beni Süleym'in de etkili olduğu bir bölge. Zaten Beni Süleym Kureyş'le çok iyi olan bir kabile. İkisine birlikte yapılmış olduğu daha doğru yani. İkisine birlikte yapılmıştır bu yani. Evet. Ve Cemadil Ula ve Cemaziyel Ula'nın da orada kaldı. Sümmera Cahilel Medine'ti velem yakakeyden Medine'ye döndü. Herhangi bir tehdit olmaksızın. İşte bunların içerisindeki en büyüğü, en önemli gazve Bedir. Şimdi bu gazveler iki kısım arkadaşlar. Bedir öncesi görmüştük hatırlıyorsanız. Bedir öncesi gazvelerin temel amacı neydi? Hep Şam ve Mekke yolu üzerindeki kervanları ürkütmek. Yani bir mesaj göndermek. Bu zaten Mekke'ye pahalıya mal oldu. Bu sefer çok kolay olan o Şam yolunu yani Batı yolunu değiştirip Irak yolunu tercih etmek zorunda kaldılar. Yani doğu yolunu, sahil, sahilin aksi istikametini, diğer sahil yolu. Şimdi normalde Yenbu yolunu değiştirdiler Irak yoluna. Yani diğer batı yolunu çevirdiler. Bu zaten arkadaşlar iki açıdan Mekke'yi mahvetti. Birincisi arkadaşlar o yol hem güvenli değil. İkincisi o yol taşlık, kayalık bir bölge. Yola elverişli değil. Anlatabildim mi? Üçüncüsü o yol daha uzun. Çünkü Irak'a doğru yürüyor, ondan sonra Şam'a dönüyorsun. Bu zaten arkadaşlar ticareti büyük ölçüde vurdu. Baltaladı yani. Ya bu tarz yerlerde ihtisar yapmıyor. Ben ana metine de bakıyorum. Bu açıdan güzel yani. Şey yapıyor genelde yani. İhtisar yaptığı yerler çok böyle dallandırdığı, kanatlandırdığı yerler. Evet. Emrun bi beni kaynuka. Kaynaka'a. Kaynuka. Kaynakçılıkla uğraşıyorlar da zaten. Zırh üretimi. Bizzat zırh üretimiyle ilgilenen bir kabile. Medine'nin içindeki bir Yahudi kabilesi arkadaşlar. Aynı zamanda bu Beni Kaynuka'nın Hazreç'le ittifakı var. Şimdi şöyle bir tablo yok. Hep öyle anlatılır da. Ya, o da var da ama tamamen öyle bir tablo yok. Yani Medine'de Müslümanlar gelmeden önce
bir tarafta Araplar var, öbür tarafta Yahudiler var gibi bir şey yok yani. Öyle olsa zaten acayip bir durum olur yani. Mutlaka biri birini yok ederdi. Bir de öyle olsa Hazreç ile Evs arasında böyle ezeli bir rekabet, kavga, savaş olmaz. Her zaman öteki berikini birleştirir, bu düşmanı bir araya da kılar. Yani mesela işte Beni Kaynuka Hazreç ile müttefikti. İşte Beni Nadir mesela daha çok Evs ile müttefikti mesela, değil mi? Böyle karşılıklı şeyleri var yani, helfleri var. İlk defa Medine anayasasını ihanet edenler bunlar oldular. Kâne min emri beni kaynuka enne imraeten minel Arap kadimet bicelebin. Bu Arap kabili, normal Araplar kadınlardan bir tanesi bir meta ile birlikte, lehe, kendisine ait bir meta ile çarşıya geliyor. Beni kaynuka çarşısına. Febaatuhu, onu satıyor. Bisevkin, bisuki beni kaynuka, beni kaynuka çarşısında onu satıyor. وَجَلَسَتْ اِلَى سَائِغٍ بِهَا, oradaki bir kuyumcunun yanına oturuyor. Yani orada bir yerde oturuyor yani. فَجَعَلُوا يُرِيدُونَهَا عَلَى كَشْفِ وَجِهَا فَأَبَدْ, o işte yüzünü açmak istiyorlar, o açmıyor. فَعَمَدَ السَّائِغُ, bu sefer اِلَى طَرَفِ ثَوْبِهَا, o kuyumcu onun elbisesinin bir kısmını bir yere sıkıştırıyor. فَعَقَتَهُ اِلَى ظَهْرِهَا, sonra arkadan itiyor onu, elbisesini bir yere sıkıştırıyor, arkadan itiyor. فَلَمَّا قَامَتْ, kadın birden öyle arkadan itince, ayağa kalkınca, inkeşefet sev'etuhu, bütün vücudu, bu sefer avreti açılıyor yani, bütün vücudu soyuluyor. Fadahiku biha fasahat. Evet. Ve bu sefer fadahiku biha, onlar da gülme, eğlence yapıyorlar bunu. Fasahat, ve kadın da birden bağırıyor bundan sonra. Fawataba raculun minel muslimine, Müslümanlardan biri de buna müdahale ediyor. Alessaiği, yani o kuyumcuya. Fakatelehu, ve onu öldürüyor. Ve kâne Yahudiyen, tabi kuyumcu Yahudi. Feşeddedel Yahudi alel Müslimi, bu sefer feşeddetil Yahudi alel Müslimi, Müslüman, Yahudiler Müslümanların üzerine çullanıyor tabirinde. Fakatelehu, onlar da onu öldürüyorlar. Festasraha ehlül Müslimi el Müslimine alel Yahud, bu sefer Müslümanlar Yahudi'ye karşı Müslüman adamın için Yahudilerin üstüne yürüyorlar. Evet. Bağırıyorlar yani Müslümanlar. Daha çağırıyorlar birbirlerini. Fakadribel Müslümune, Müslümanlar bundan sonra öfkeleniyorlar. Fevaka'a şerru beynehum ve beyne beni kaynuka. İşte kaynuka ile Müslümanlar arasında böyle bir çekişmeye şey olmuş oluyor. Müslüman hocam. Tabii. Müslüman kadın. Evet. وَكَانَ بَنُوا كَيْنُوكَ اَوَّلُ يَهُودٍ نَقَذُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ, Beni Kaynuka ilk ihanete eden gruptur. فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ, onlar onun emrine girinceye kadar Allah Resulü o Beni Kaynuka'nın bulunduğu bölgeyi muhasara ediyor. Etrafını sarıyor. Evet. فَقَامَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اُبَيْيَ بِنْ سَلُولُ, Übeyye bin Selul geliyor. Hine emkenehu Allahum minhum, Allah ona imkan vermiş olduğu şekliyle geliyor. Fakale ya Muhammed, diyor ki ahsin fi mevaliye, bunlar benim mevalim yani, bunlar benim müttefiklerim, bunlara iyi davran. Onlar aynı zamanda o münafığın garantisi yani, bunun sırtını yaslamış olduğu bir şeyi yani, onlarla sürekli münafıklığı onlarla yapıyor zaten, Yahudilerle işbirliği içerisinde yani. Evet. Tabiri caizse böyle bir torpili istemek bu adama mı has, yoksa böyle olmuş mu başka? Şimdi söyleyecek. فَأَبْطَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ, Allah Resulü yüz çeviriyor ondan. فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ اَحْسِنْ فِي مَوَالَيَّ, bu tekrar ediyor. فَأَعْرَضَ عَنْهُ, ondan Allah Resulü Aleyhisselam yüz çeviriyor. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي جَيْبِ دَرْعِنْ رَسُولِ اللّٰهِ, elini peygamberin o zırhının içine sokuyor. Resulullah burayı kaç kişiyle çevirdi arkadaşlar? Toplamda 300 kişilik bir müfreze ile bütün mahalleyi muhasara altına aldı. Evet. Bunu yapmasının sebebi, Allah Resulü çok net bir şekilde şeyi istedi. Öldüren adamı geri verin. Vermediler. Yani o Müslümanı öldüren kişiyi. Çünkü burada çok büyük bir, ortada bir durup dururken ortaya çıkartılmış bir problem var yani.
Vermediler. Fekale lehu ersilni. Ver onları bana. Ve gazaba Resulullah hatta ra'u livecihi zalelen. Yüzü kıpkırmızı oldu. Çok sinirlendi Resulullah. Sümme gale veyhek ersilni. Bırak onları bana. Bırak o adamlarımı bana bırak yani. Kale la, vallahi la ursiluke hatta tuhsene fi mevaliyye. O hayır dedi. Benim şeyimle yani seni bırakmayacağım yani. Benim mevalim hakkında iyilik yapmadığım müddetçe seni bırakmayacağım. Evet. Fi mevali erba'miyetin hasirin ve selasemiyetin dari'in. Yani 400 efendim sivil yani 400 zırhsız 300 zırhlı kad mena'uni minel ahmeri vel esved. Onlar beni kırmızılardan ve yani Arap'tan da Acem'den de korudular yani bunlar ordularıyla. Yani diyor ki biz Hazreç olarak çok zor durumda kaldık. Evs'e karşı mağlubiyetler yaşadık. Zaman zaman bu efendim çeşitli kabilelerin haraçlarına maruz kaldık. Bunlar bizim hep arkamızda oldular. Bunlar beni hep korudular, gözettiler. Siyahtan da beyazdan da dediği o yani. Kırmızıdan da beyazdan da, Arap'tan Acem'den. Sen şimdi 300 tane zırhlı, 400 tane zırhsız, efendim yani toplamda 700-800 kişilik bir orduyu, üstelik bizimle böyle geçmişte güzel işler, yani bu kadar ilişkiler olmuş bir orduyu, tahsuduhum fi gadatin vahidetin. Sen bir savaşta onları hasat etmek istiyorsun. Yani onu bir hatadan dolayı komple sen benim arkamı yaslamış olduğum sağlam ordumu hasat edip kırıp döküp götüreceksin. Öyle yok. Vallahi vallahi inni vallahi imruun akşet devair. Yani ben böyle devair ne demek? Provokasyonlardan korkuyorum. Devir dahi neden? Yani zincirleme birbirlerini etkileyen bir arızadan, bir problemin ortaya çıkmasından korkuyorum. Yani bu hadise bir büyük bir olaylar zincirini domine edebilir yani. Anlatabiliyor muyum? İster istemez bunun önüne geçemezsin. Tamam bunu burada yaparsın ama sonra bunun bedelini ödeyemezsin. Tehdit ediyor. Açık bir şekilde. Fakale Resulullah hümleke. Allah Resulü al bu senin dedi. Bu kararı vermesinin sebebi neydi arkadaşlar? Yani aslında şunu da okuyalım da. Ubade bin Samit gibi Hazrec'in ileri gelen ve münafık olmayanlar da maalesef münafıklar gibi davrandılar. Yani estağfurullah yani münafıklarla beraber aynı yerde durdular. Aşamadılar o şeyi içlerinden atamadılar. Yani bizim Hazrec çok zor günler geçirdiğinde bunlar yanımızdaydı. Bu kadar uzun süre müttefikliğini yapmışlar. Bu insanlara durup dururken şimdi biz nasıl teslim edeceğiz diye. Allah Resulü'nün üzerine oldu. Yoksa o Abdullah İbni Selül'ün filan lafıyla kararından vazgeçmezdi yani. Ama Ubade bin Samit gibileri biraz Resulullah'ın kararında etkili oldu. Sonra Ubade bin Samit ila Resulü'ne وَكَانَ لَهُمْ مِنْ حِلْفِهِ مِسْلُ الَّذ۪ي لَهُمْ مِنْ Abdullah bin Übey. İşte Abdullah bin Übey gibi onun da helfi vardı o şeyle, kabileyle. فَخَلَاهُمْ Onlardan uzaklaştı, vazgeçti yani. Onlara sahip çıkmaktan vazgeçti. İlâ Rasûlillah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam lehine. Yani Resulullah için o hani bir sahip çıktı ya onları destekledi. Sonra onlardan vazgeçti. وَتَبَرَّا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah Azze ve Celle için teberri etti. Hala burada teberriye gibi yani. Teberri etti, beri durdu yani. Onlardan, onlara olan desteğini çekti. Min hilfihim hilflerinde. فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ اَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِن۪ينَ وَاَبْرَعُ مِنْ حِلْفِ هَا اُولَٰئِ الْكُفَّارِ وَوَلَايَتِهِمْ Ben bunlardan yüz çeviriyorum ve beri duruyorum Allah ve Resulü için dedi. Bunu demesine sebep olan inen ayet-i kerime. Şimdi burada ayetle şey öncelik soralıkta bir şey olmuş yani. Öyle deyip de ayet inmedi yani. Şimdi bu hadise olunca şöyle bir ayet iniyor. فَف۪يهِ وَف۪ي عَبْدُلَّهِ اِبْنِ اُبَيْ نَزَلَتْ هَذ۪ي الْقِصَّ مِنَ الْمَائِدَ يَا يُلَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّخِذِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَا Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Onlar bazısı bazısının dostudur. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنُّهُمْ مِنُمْ Kim onları tevellü ederse,
Kim onlara destek olursa, sırt verir, omuz verirse, tevellü etmek, sırt vermek demek ki onu. Arkadaşlık, arkadaş demek ya. Arkasını onlara dayarsa, innallah işte onlardandır. İnnallah la yehdil kavmel zalimin, Allah zalim kavmi hidayet erdirmez. Feterallezine fî kulûbihim maradun, kalplerinde hastalık olanları sen görürsün. Yusâri'ûne fîhim, onların içerisinde böyle hep koşarlar ederler yani onlarla hemhal olurlar. Yekulune derler ki nakşe en tusibene daire. Aynı o daire diyordu ya. Bize böyle bir dairenin yani bir belalar zincirinin isabet etmesinden korkuyoruz. Fasallahu en yetiye bil fethi. Belki Allah bir fethi nasip edecekti. Ev emrin min indihi veyahut da bir Allah katından bir şey olacaktı. Feyusbihu ala ma sarru fi enfusihim nadimin. Sonra onlar İçlerinde sakladıkları şeyden belki de pişman olacaklardı. Allah bir fetih nasip edecekti. Değil mi? Sen de münafık olduğuna pişman olacaktın yani. Ve yekullezine amenu, iman edenler dediler ki ehaulâillezine aksemû billâhi cehde imânihim. Ve iman edenler de diyecektiler ki bunlar mıydı ya bu hani yemin ederim bak çok kötü şeyler olacak diyenler bunlar mıydı? Allah belki de çok daha iyi bir şey murad edecekti yani. Tümmel kıssatı ilâ kavli teâlâ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةُ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتُ وَهُمْ رَاكِعُونَ Zekat veren namaz kılanlardır müminlerin dostu. İşte bu ayetten sonra arkadaşlar Ubade bin Samit gibileri geldiler. Ya Resulallah biz bir hata ettik. Biz bunlara destek vermeseydik çok daha iyi olacaktı. Çünkü çok büyük bir ihanet içerisinde oldular bunlar arkadaşlar. O yüzden de 15 gün kadar orada kalındı. 15 gün o mahallenin içinde kaldılar. En sonunda Allah Resulü bunların sürgün edilmesine razı oldu. Yanlarına bineklerini alacakları şekilde, bineklerini ve taşıyabilecekleri eşyaları alacak şekilde bunlar şeyden ayrıldılar. Medine'den ayrıldılar. 700 kişi ayrıldı ve kuzeye doğru, Şam'a doğru yerleştikleri bir yerde var. Oraya yerleştiler yani. Hayber'e bunlar gitmediler. Hayber daha sonra. Kitabın yazılışına göre Ubade bin Sabit Çin'den gelerek söylemiş gibi gözüküyor. Evet. Yok öyle değil. Öyle değil, değil mi? Yani yok ayet, yok. Ayet indikten sonra ürküyor yani. Ben nasıl bir şey yaptık? Biz niye böyle bir şey yaptık? Gittik. Adamları tevellü ettik yani. Sonra zaten Medine Anayasası bütün ilişkileri yeniledi. Geçmişte kaldı yani. Evet. Ve dekara li tevelliye Ubade bin Sabit Allah ve Resulü ve الذين آمنوا iman edenler tevelli etmesi zikrediliyor. Ve teberrihi min beni kaynuka ve hilfihim ve velayetihim işte onlardan teberri etmesi. Ve men yetevelli Allah ve Resulü ve الذين آمنوا fe inne hizballahumul galibun. Kim Allah ve Resulü'nü tevelli ederse Allah'ın ordusu kazanacaktır. Evet. Şimdi bu arkadaşlar beni kaynuka olayı çok önemli bir olay. Bu Bedir Savaşı'ndan sonra Beni Kaynuka pazarında, çarşısında bugünkü tabirle söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama konferans veriyor Resulullah. Onlara ayetler okuyor. Diyor ki İslam'a davet ediyor Beni Kaynuka'yı. Hepsini. Ve diyor ki bak diyor şeyi anlatıyor yani başına gelenleri şeyin. Bedir'deki müşriklerin başına gelenleri anlatıyor. Bunları bu öfke çılgınına döndürüyor. Diyor ki ya bunlar savaş bilmeyen müşriklerle mi karıştırıyorsun bizi? Biz başka bir şeye benzemeyiz diyor ve orada çok çok kötü davranıyorlar. Peygamber'e ve ashabına. Çok çirkin davranıyorlar. Orada bir gerilim oluşturuyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii en önemli sebebi de en önemli oradaki Yahudilerin Beni Kaynuka pazarına alternatif pazar oluşturulması. Allah Resulü Medine pazarını oluşturunca Beni Kaynuka'nın bütün ekonomisini, pazarını çökertti. Bu büyük bir gerilime sebebiyet verdi. Yani bu ister istemez bunların bir yerden bir taşkınlık yapacaklardı yani. Evet. Son bir Seyyid bin Uhud'dan önceki son bir seriye var. Ona bakalım. Seriyeti Zeyd bin Harise ile Kardete min Miyahi Necd. Evet. Karede suyu deniliyor buraya da. Karede kuyuları. Evet. Necid kuyularındaki Karede bölgesine gönderiyor. Ve kâne min hadîsihe. Onun hadisesi de şu.
Enne Kureyşen khafu tarikahum. Kureyş tabi yolların güvenli olmadığı için korkuyorlardı. Ellezine kânü yeslükûne ile Şam, Şam'a gitmiş oldukları yolu. Hine kâne min vakati Bedrin mekâne. Bedir'deki başına gelenlerden sonra korkuyorlardı o yolu kullanmaya. Feselekû tarikal Irak, Irak yolunu kullanmaya başladılar. Fakaraca minhum tüccâru fakaraca minhum tüccârun fihim Ebu Süfyan bin Harp. Onlardan bir grup tüccar yola çıktılar. İçinde Ebu Süfyan bin Harp da var. Ve ma'hu fiddatun kesiratun. Çok da yanlarında gümüş vardı. Ve hiye uzume ticaratihim. O günkü kafiledeki en fazla ticaret malı da gümüştü. Ve hiye o gümüşe gidiyor yani. Feste'çeru raculen min beni Bekir bin Vail. Yukallohu Fırat bin Hayyan. Fırat bin Hayyan o bölgeyi bildiği için. Bak bir de bir adam kiralamak zorundalar. Her zaman gittikleri yoldan gitmedikleri için. Bir adamı özel eleman olarak aldılar onlara yolcu şey yapsın diye, rehberlik yapsın diye. Yedülluhum ala zelike tarik bu yolu onlara, bu yolda onlara rehberlik yapıyordu. Feba'te Resulullah Zeyd bin Harise, Allah Resulü Zeyd bin Harise'yi gönderdi. Felakiyehum ala zelikel ma, tam bu ma, suyun yanında onları buldu. Feasabe tilkel ir ve ma fiha, bütün kervanı ele geçirdi. Feacezehu ricalu. فَاَعْجَزَهُ الرِّجَالِ Ama tabi adamlara yetişemediler. فَقَدِمَ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ Ve bu şeylerle Allah Resulüne dönmek durumunda kaldılar. Yani ganimetle döndüler. Medine'de müthiş derecede bir ganimet birikti arkadaşlar. Uhud'a geldik. Uhud'dan devam edeceğiz inşallah. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ